İşitme Engelliler Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. AK Parti 22 Mayıs'ta olağanüstü kongresini toplayacak. Kararı partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu açıkladı. Davutoğlu kongrede aday olmayacağını belirtti. Davutoğlu, partimiz yeni bir dönemin eşiğindedir. AK Parti Genel Başkanı olarak 22 Mayıs'ta genel kurulu toplayacağız. İstişare neticesinde AK Parti birliği için refik değişmesindense genel başkan değişmesi kararı aldık dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanıyla son nefesime kadar vefa ilişkimi sürdüreceğim. Onun onuru benim onurumdur dedi. Davutoğlu, AK Parti milletvekili olarak siyasi mücadelesini devam ettireceğini de vurguladı. AK Parti'nin kongreye gitme kararı ana muhalefet partisi CHP'nin de gündemindeydi. Kurmaylarıyla Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Sayın Davutoğlu, kendisine ve partisine oy veren 23.531.000 kişinin iradesiyle değil, bir kişinin iradesiyle koltuğundan ayrılmak zorunda kalmıştır, diye ifade etti. Kılıçdaroğlu, Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasına atıfta bulunarak, Davutoğlu'na haklarımızı helal ediyoruz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu güzel duygusal konuşma yaptı. İç dış politika başarılarını ifade etti. Son iki seçimde aldığı oy oranlarını anlattı. Elbette helallik de istedi. Helallik boynumuzun borcudur diye konuştu. Operasyonlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurmayı sürdürüyor. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 ilde 28 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Gaziantep Oğuzeli'nde de Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 DAEŞ mensubu terörist yakalandı. Kilise sabah saatlerinde Suriye'den atılan 3 roket mermisine anında karşılık verildi. Patlamada ilk belirlemelere göre ikisi polis, 4 kişi yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü DAEŞ'in Suran ve Kaferhan bölgelerindeki mevzilerini vurdu. 4 DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Muş şehitlerini uğurladı. Varto ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Bekir Anıl Erdal için Muş'ta tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'un Bafra ilçesine gönderildi. Tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde şehit olan Özel Harekat Polisi Yücel Kurdoğlu'nun cenazesi de Muş'ta toprağa verildi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, açık öğretim programlarında yaklaşık 4 milyon kayıtlı öğrenci olduğunu açıkladı. Açık öğretim liseleri mezuniyet törenine katılan Avcı, açık öğretim hizmetlerinden hükümlü, engelli ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımız da yararlanıyor dedi. Avcı, bakanlığımıza bağlı açık öğretim programlarında ortaokul, lise ve mesleki lise olmak üzere 3.697.698 kayıtlı öğrencimiz var. 2014-2015 yılı itibariyle mezun öğrencilerimiz 180 bini aşmış durumda. 10.540 engelli vatandaşımız bu sistem üzerinden eğitimlerine devam ediyor diye konuştu. Engelliler günlük hayatta pek çok sorunla karşılaşıyor. Sakarya'da spastik engelli Ayhan Yarıcı bu sorunları ve yaşadıklarını tek kişilik oyununda mizahi bir dille anlatıyor. Çünkü ben bu işi öyle size geliyorum. Ayhan Yarıcı spastik engelli. Tek kişilik gösterisiyle engellilerin sorunlarına dikkat çekiyor. 15 yıldan beri tek kişilik şoförüm. 2000 yılında yüzyılın en sakat gösterisi adı altında başladık. Ayhan Yarıcı tek kişilik gösterisini birçok ilde sahnelemiş. Gördüğünde efendim ben siz engelliyle çalışıyoruz proje. Engellilerin real hayatta yaşadığı sorunları, sıkıntıları ya da trajikomik vakaları
mizah çerçevesinde topluma insanlara anlatmaya çalışıyorum. Çok da keyifli oluyor. Ayrıca toplumun engelliye bakışı bir yerde değişiyor. Ayhan Yarıcı tek kişilik gösterisini engellilerin yaşadığı yeni olaylara göre güncelliyor. Abdülk, Sivas Tekatı, oraya geçtim. Bunun malı böyle. Ne? Ayhan Yarıcı'ya başarılar diliyoruz biz de ve diğer haberimizle devam ediyoruz. Çankırı İşaret Dili Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan'dan gelen işitme engelli öğrenciler katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından yapılan dini sohbeti binlerce kişi dinledi. Çankırı'daki programda işitme engellilerde unutulmadı. İşitme engelli kardeşlerimize işaret diliyle bu mübarek gezinin hikmetinden faydalandırabilmek için elimizden geleni yaptık. Gecede sanatçı Ömer Faruk Elmas kumdan resimler yaptı. Çizgilerde milli ve manevi değerler ağırlıktaydı. Elazığ'da yaşayan Suriyeli engelli ressam gece gündüz çalıştı, 500'e yakın resim yaptı. Engelli ressamın şimdi iki hayali var. Yaptığı resimleri satıp para kazanmak, bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'na portrelerini hediye etmek. Hem ressam hem de hattat. Bugüne kadar 500'e yakın resim yaptı. Suriyeli ressam Ömer Derviş, ailesiyle birlikte Suriye'deki savaştan kaçıp Elazığ'a yerleşmiş. İki çocuğu olan Suriyeli engelli ressamın yeteneği var ama geliri yok. Tek isteği, resimlerinin satışına yardım edilmesi. Validen ve belediye başkanından yardım istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar ve biz sergi yapmak istiyoruz. Ve satmak için ailelere de para vermek istiyoruz. Bir yıldır. Buradayız. 500 resim yaptım. Bunları satmak istiyorum. Suriyeli ressam Ömer Derviş'in bunun dışında bir isteği daha var. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğimizi için de bizi kabul ettiği için Türkiye'ye gelmek için biz de onun resmini çizdik ve Davutoğlu'nun resmini de çizdik. Elazığ'a geldiğinde onlara hediye vermek istiyoruz. İşitme engelliler için hazırladığımız haber bültenini izlediniz. Hoşça kalın.